Herkese merhabalar, ben Burak Scholz. Bu videoda Aorus'un Xtreme Edition serisi GTX 1080 ekran kartını inceliyoruz. Aorus markası yabancı gelmiş olabilir. Aslında Gigabyte'ın oyuncu odaklı alt markası diyebileceğimiz bir marka Aorus. Bu marka çatısında oyunculara yönelik anakart, ekran kartı, dizüstü, klavye, fare, kulaklık ve çeşitli aksesuarlar oyuncularla buluşturuluyor. Elimizdeki ekran kartı da oyuncu odaklı olarak şekillendirilmiş bir kart. Siyah, önemli özelliklerin vurgulandığı kutu içerisinden yine siyah bir klasörden alışılageldik dokümantasyonlar, 2-6 pinden 8 pine dönüştürücü kablo ve nispeten sert bir Aorus logo yapıştırması çıkıyor. Klasörün altında korumalar içerisinde ekran kartının kendisini görüyoruz. Gigabyte'a bağlı olması dolayısıyla 3 yıl, Aorus'un online kaydını da yaptırırsanız 4 yıl garantili bir ekran kartı bu. Garanti süresi her şekilde bir güvencedir diye düşünüyorum. Tasarım. Aslında burada Gigabyte'ın Xtreme Gaming ile hayli benzeşen bir tasarım var. Aydınlatmalı kısımlar hariç gövde fırçalı metalden imal edilmiş. Egzotik spor araçları misali her yanında keskin çizgilerle karşılaşıyorsunuz. Köşelerdeki geçişler olsun, gömme kanallar ve yer yer renkli şeritler olsun, fırçalı metal ve keskin çizgilerin uyumu nefis. 29.3 cm uzunluğundaki kart 14.2 cm eninde ve 5.5 cm kalınlığında. Klasmanındaki 3 fan rakipleriyle hemen hemen aynı uzunlukta olmasına karşın ortalama 1.5 cm kadar daha kalın. Görünümü de boyutları da agresif. Gigabyte'ın Stack Cooling System adını verdiği soğutmada 3 adet 10 cm'lik fan görev yapıyor. Kart boştayken duran, yük altına girdiğinde devreye giren fanlar bunlar. Maksimum 3200 devire kadar çıkabiliyorlar. Bu soğutma sisteminin iki özel yanı var. Birincisi iki fanın sola, ortadaki fanın sağa doğru dönüyor oluşu. İkincisi ise fanların kanatlarının iç ve dış kısımlarının hava akışının yoğunlaştırılması amacıyla şekillendirilmiş olması. Bu ikisi altı kompozit bakır ısı borusuyla soğutma bloğu ve GPU ile VRAM'e direkt temas eden bakır yüzeye daha fazla ve daha yoğun hava akışı sağlıyor. Ön yüzün ortasında ise dört tarafa şeritler halinde RGB aydınlatmalar var. Parlaklıkları iyi bu aydınlatmaları arayüzü üzerinden istediğiniz rengi ayarlayıp farklı efektler atayabiliyorsunuz. Renkler arasındaki geçişler gayet yumuşak ve pürüzsüz. Yalnız müzikli ritim tutma efekti kontrolcüden olacak ki tepkisel değil. Sadece en dip ve en tepe seslere tepki verebiliyor. Kartın yanına geçtiğimizde yine RGB aydınlatmalı Aorus ve FanStop logosunu görüyoruz. GTX 1080'in referans tasarımı 5+1 faz kurulumuyla 180 W TDP ve tek 8000 girişiyle gelirken Aorus GTX 1080 Xtreme Edition Titan X sınıfı yüksek kalite 12+2 faz kurulumu için çift 8000 girişine sahip. Hız ışıtma tarafında bir potansiyelin sinyallerini veriyor aslında. SLI destekli kartın tavsiye edilen power supply gücünün de 500 W olduğunu belirtelim. Aorus Xtreme Edition'ın Gigabyte Xtreme Gaming'den tasarımsal olarak ayrıştığı en büyük yer arkası. Logo ve aydınlatması gerçekten hoş bir detay olmuş. Işık şiddeti ne çok ne az. Noktacıklı yüzeyde ışık dağılımı iyi. Bakır modülü ise Gigabyte'ın söylediğine göre GPU'nun arkasına temas ederek sıcaklığını 3 derece düşürüyor. Bunu ilerleyen kısımlarda birebir deneyeceğiz. Aorus GTX 1080 Xtreme Edition giriş çıkışlar anlamında da özel bir kart. Kasanın önüne köprüleme yapıp VR gözlükleri ulaştırmak için kartın kasa içine bakan kısmına VR optimize edilmiş 2 HDMI çıkışı konulmuş. Kartın arkasında ise 3 DisplayPort 1.4, 1 tane HDMI 2.0b ve 1 DVI portu bulunuyor. VR modunda 3 HDMI ve 3 DisplayPort aktifken DVI devre dışı kalıyor. VR cihazı kullanırken ayrıca 3 ekranda 4K görüntü alabiliyorsunuz. Standart modda VR odaklı HDMI portları devre dışı kılıp arka yüzdeki tüm portlar kullanılabilir hale geliyor. Şimdi kartın donanımsal detaylarına inelim. Kalbinde Pascal mimarili 16 nanometre FinFET üretim sürecinin ürünü GP104 yongasını bulunduran kart 2560 CUDA çekirdeğine, 64 ROP ve 160 doku işlemi ünitesine sahip. Micron üretimi 8 GB GDDR5X bellekle geliyor. 256 bit veri yolunda 326.7 GB bölü saniye bant genişliği sunuyor. GPU oyun modunda baz olarak 1759,
Boost ile 1898 MHz'de çalışıyor. Bellekler ise efektif 10.206 MHz'de. Hız ışırtma modunda ise Buzz 1784, Boost ile 1936 MHz'de görev yapıyor. Bellekler ise efektif 10.400 MHz'e çıkıyor. Birinci seviye DirectX 12, Vulkan, Nvidia Ansel, G-Sync ve GameStream destekli olduğunu ekleyelim. Aynı zamanda VR ready bir kart. Nvidia'nın 378.78 kodlu sürücüsü ile şimdi Aorus GTX 1080 Extreme Edition'ın oyun testlerine geçelim. İlk testimiz Rise of the Tomb Raider'da. Full HD DirectX 11 testinde kart 131, DirectX 12'ye çektiğimde ise 140 kare saniye skor aldı. 2K DirectX 12'de 92, 4K'da ise 47 kare saniye şeklinde. Far Cry Primal testine geçtiğimizde ise Full HD çözünürlükte 114, 2K'da 82 ve 4K'da 45 kare saniye skor aldım. Witcher 3 testinde HairWorks ayarları kapalı olmak üzere yaptığım testlerde Full HD'de 109, 2K'da 80 ve 4K'da 51 kare saniye elde ettim. Tüm çözünürlüklerde gayet akıcı bir oyun deneyimi sundu. Dirt Rally testinde Full HD çözünürlükte 155, 2K çözünürlüğe çekince 135, 4K'da ise 82 kare saniye elde ettim. Bir yarış oyunu için gayet ideal skorlar bunlar. Hitman'de DirectX 12 modunda Full HD'de 121, 2K çözünürlükte 108 ve 4K'da 67 kare saniye gibi skorlar aldım. Doom'un Vulkan API modunda Foundry Meltdown bölümünde 2K'da 156, 4K'da ise 77 kare saniye elde ettim. Hareketli bir atmosferde 4K'da 77 kare saniye her anlamda doyurucu. Battlefield 1'in True Mud and Blood bölümünde yaptığım testlerde ise Full HD'de 118, 2K'da 88 ve 4K'da 49 kare saniye gibi yine gayet iyi skorlar yakaladım. Genel itibariyle Full HD için fazla fazla, 2K için hayli iyi, 4K için de oyununa göre 60 kare saniye barajını geçen bir performans sergiledi. 3D Mark'ın DirectX 12 bazlı TimeSpy testinde ise 7315 puan aldı Aorus GTX 1080 Extreme Edition. Güçlü soğutucu dedik, 12 artı 2 faz kurulumu dedik. Peki ekran kartı ne kadar ısınıyor, hız ışırtma performansı nasıl? Ekran kartı hız ışırtma yapmadan oyunlarda GPU Boost 3.0 ile 2 GHz'e çıkabiliyor. Bu sırada maksimum 71 dereceye ulaşıyor. Fan devri de %55 civarında kalıyor. Bu şartlarda fanların devreye girdiğini fark edeceğiniz kadar ses üretiyor. Yaptığımız ışırtma denemelerinde ise GPU'ya 82, bellekleri ise 748 MHz hız ışırtma uyguladım. Fan profilini de turboya aldım. Bu sefer kart oyunlarda 65 derecede 2.1 GHz'de pürüzsüz seyretti. Ancak bu sefer ekran kartının gürültü yapmaya başladığını duyuyorsunuz ki rahatsız edici seviyelere çıkmadı. Hız ışırtılmış halde fanları normal moda alınca fanlar %59'a geriledi. GPU hızı 2088 MHz'e düştü. Sıcaklık ise 74 derece civarında seyretti. Şahsen 12-15 MHz için rahatsız edici olmasa da fan sesi duymaya değmez diye düşünüyorum. Bakır blok ise yaptığım testlere göre minimal de olsa etkili. Blok takılıyken kart 1-2 derece daha serin çalışıyor. Oyunlarda ne fark etti peki? GTA 5'in 2K testinde %5.9 artışla 104 kare saniye, 4K testinde %4 farkla 50 kare saniye elde ettim. Rise of the Tomb Raider'da 2K'da %10.4 farkla 101, 4K'da %8.1 farkla 51 kare saniye skor aldım. 3D Mark TimeSpy skoru da 7585'e yükseldi. Şunu da ekleyeyim, bobin zırıltısı yok denecek kadar az. Aorus GTX 1080 Extreme Edition Gigabyte Extreme Gaming ile hayli benzeşen bir kart. Aorus'un tasarımsal anlamda ufak makyajlar ve arka plakasıyla daha önde olduğunu düşünüyorum. Donanımsal anlamda çıkabildikleri hızlar ve skorları anlamında ise herhangi bir fark yok. Durum böyle olunca elimizde yine PCBC, faz kurulumu ve komponentleri anlamında tepeye oynayan malzeme kalitesi ve duruşuyla hoş bir kart olmuş oluyor. En önemlisi de hız ışırtma performansıyla en hızlı 1-2 GTX 1080'den biri olması. Çıkardığı ses ve soğutma anlamında ise rakipleriyle eş, sıvı soğutmalı çözümler kadar sessiz değil tabi. Oyun performansı anlamında 2K ve 4K arasında bir yerlerde, 4K oyunculuğa daha yakın diyebilirim. Bu videonun çekildiği tarih itibariyle GTX 1080'lerin fiyatları dalgalandığı için fiyatından bahsetmek pek doğru olmaz. Ancak rakipleri gibi düşmesi gerektiği açık. Zira GTX 1080 Ti'nin çıkışı GTX 1080'lerin fiyatını ciddi biçimde aşağı çekti. Ti ile aralarındaki oyun performansı farkı %30-%40'lara varabiliyor.
Fiyat anlamında ise GTX 1080'li çözümler 1000-1200 lira daha ucuz. Durum böyle olunca GTX 1080 tercih edecekler için 4 yıl garantili, donanımsal açıdan hayli üstün, hız ve hız şaşırtma anlamında GTX 1080'ler arasında tepe 1-2 isimden biri olan Aorus GTX 1080 Extreme Edition iyi bir seçenek. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.